Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde iş adamı Mecit Çetinkaya'nın destekleriyle inşa edilen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Binnur Çetinkaya Meslek Eğitim Merkezi düzenlenen törenle açıldı. Programa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu Valisi Mefdun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Fatma Serap Ekmekçi ve Halil Uluay, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ve kent protokolüyle vatandaşlar katıldı. TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan ise lisedeki öğrenci lisedeki eğitimi devam ederken, mesleği öğrenirken evine ekmek getirmeye başlıyor. Liseyi bitirdiğinde de doğrudan iş sahibi olarak hayatına devam edebiliyor. Diplomalı işsizler diye üniversitelerde çok fazla öğrencinin olmasını konuşuyorsak eğer, meslek eğitim merkezleri ve meslek liseleri artık bu işin ilacı olarak ortaya çıkmış durumdalar dedi. Velilerimize ve öğrencilerimize seslenmek istiyorum. Bu mesleki eğitim merkezleri ve meslek liseleri aslında yeniden hayat buluyorlar geçtiğimiz yıllar itibariyle. Şimdi lisedeki öğrenci lisedeki eğitimi devam ederken, mesleği öğrenirken evine ekmek getirmeye başlıyor. Ve liseyi bitirdiğinde de doğrudan iş sahibi olarak hayatına devam edebiliyor. Diplomalı işsizler diye üniversitelerde çok fazla öğrencinin olmasını konuşuyorsak eğer, mesleki eğitim merkezleri ve meslek liseleri artık bu işin ilacı olarak ortaya çıkmış durumdalar. Sayın Milli Eğitim Bakanımıza bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Velilerimizin ve gençlerimizin mesleki eğitim merkezlerini ve meslek liselerini incelemelerini yeniden gündeme almalarını buradan özellikle konuşmak istiyorum ki efendim ne zaman iş sahibi olacağız? Diplomamızı alıp da işte iş sahibi olamazsak ne olacak endişesinden ailelerimizi kurtaracak önemli bir girişim. Gençlerimizi daha erken yaşta üretken hale getirecek bir girişim. Daha erken yaşta kariyer sahibi yapacak bir girişim. Vali Mefdun Dallı, inanıyorum ki bu okulumuz ve mesleki eğitim merkezimiz İnebolu'nun gençlerine meslek ve ekmek sahibi olmasında, iş sahibi olmasına çok büyük bir katkı yapacak dedi. İnanıyorum ki bu okulumuz ve mesleki eğitim merkezimiz İnebolu'nun gençlerinin meslek ve ekmek sahibi olmasında, iş sahibi olmasında çok büyük bir katkı yapacak. İnebolu'nun bildiğiniz gibi çok uzun bir tarihi var. Osmanlı, Selçuklu öncesinden beri gelen bir liman kenti. Hep burada ticaret çok canlı olmuş. İnşallah bundan sonra da o tarihteki haline yapılacak bu tür yatırımlarla, yolu bittiğinde, limanı bittiğinde inşallah tekrar kavuşacaktır diye umuyorum. Konuşmasında eğitimin Türkiye'nin geleceği noktasındaki önemine vurgu yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da şöyle konuştu. Günü yakalayan, geleceğe dair tahayyüllerimizi gerçekleştirmek üzere kurgulanması gereken bir eğitimin olmadığında ne olduğunu veya ne olabileceğini ben dikkatlerinize sunmak isterim. Çok basit bir konu değildir. Hatta ülkelerin bağımsızlığını bile sorgulatacak kadar derinlemesine bir konudur. Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak da dahil olmak üzere aslında geleceğin toplumlarını şekillendirdiğimizi de bilmemiz gerekir. Bu çerçevede bizler Anadolu'nun tevarüs ettiğimiz binlerce yıllık medeniyetine ve Anadolu irfanına güveniyoruz. Bunun üzerine bina edeceğimiz ve bizim Türkiye'nin ikinci yüzyılı dediğimiz Türkiye yüzyılını Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşa etmemiz, bina etmemiz ancak dediğim gibi günü yakalayan ve geleceğe dair tahayyüllerimizi gerçekleştirme niteliği olan bir eğitimle mümkün. Konuşmaların ardından merkez dualarla hizmet açıldı. Bu hayır kurumlarının bu hale gelmesine, ortaya çıkmasına emeği geçen başta hayır sahibi kardeşlerimiz olmak üzere tüm emeği geçenlerin geçmişlerine rahmet eyle ya Rabbi.